gözler artık Senato'da. Temsilciler Meclisi'nde zaten pazarlık yapılmıştı. Temsilciler Meclisi'ndeki cumhuriyetçiler, özellikle muhafazakar olanlar McCarthy'nin yaptığı anlaşmaya karşı çıkmıştı. Ama oradan tasarı geçti ve şu anda Senato'da. Senato'da pazarlıklar devam ediyor. Özellikle savunma alanında cumhuriyetçilerin, senatörlerin çekinceleri var bazı senatörlerin. Ve bu konuda garanti istiyorlar. Son bilgi, 3 cumhuriyetçi senatör, çoğunluk lideri, Senato çoğunluk lideri Chuck Schumer'la bir pazarlık yaptılar ve önümüzdeki aylarda savunma bütçesinin arttırılması için bir taahhüt aldılar kendisinden. Bunun içinde Çin var, Ukrayna var ve Savunma Bakanlığı'nın bütçesinin arttırılması var. Bu konular konusunda taahhüt aldılar. Şimdi oylamaya geçilecek mi, geçilmeyecek mi? Bu pazarlıklar devam edecek mi, etmeyecek mi? Ama Temsilciler Meclisi'ne baktığımızda 314'e karşı 117 ezici çoğunlukla yasa tasarısı geçti. Burada Cumhuriyetçilerin %68'i, Demokratların ise %78'i oy verdi, tasarı lehine oy verdi. Ama tabii ki bu asıl cumhuriyetçiler içinde derin ayrılıklara neden oldu diyebiliriz. Özellikle 40 cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi baş kaldırdı diyebiliriz Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy'ye. O açıdan Temsilciler Meclisi'nde McCarthy'nin güvenilmez olduğu yorumları yapıldı. Bu Senato, Temsilciler Meclisi üyeleri tarafından. Şimdi Senato'da özellikle Chuck Schumer çoğunluk lideri bu yasanın pazartesi gününe kadar geçmesi gerekiyor. Biden'ın önüne koymamız için 4 günden az bir süre kaldı ve bu süre zarfında Senato açık kalacak dedi. Oturum açık kalacak dedi ve bunu geçirmeliyiz. Başka vaktimiz yok derken Mitch McConnell, azınlık lideri cumhuriyetçilerin, o da McCarthy ile Biden'ın bir anlaşma yaptığını ve bu anlaşmanın vakit kaybetmeden Senato'dan geçmesi gerektiğini belirtti. 100 senatör var. Oy birliğiyle aslında bunun alınması gerekiyor ama burada bir değişikliğe gidebilirler. 60 yeterli olabilir. Onun pazarlıkları devam ediyor. Ama biliyoruz ki 3 senatör cumhuriyetçilerden savunma harcamaları dolayısıyla kesinlikle hayır vereceklerini söylemişlerdi ama son biraz önce söylediğim pazarlık sonrasında onlar da fikirlerini değiştirmişe benziyor. 5 Haziran bir limit olarak görülüyor. 5 Haziran'dan sonra temerrüte düşmesi olası olarak görülüyor ama şu anda bir sorun olduğu görülmüyor Senato'da. Sadece oylamaya geçilecek. Tabii burada baskı dolayısıyla, muhafazakar cumhuriyetçilerin yapacağı baskı dolayısıyla Senato'da bu işler uzayabilir mi? Soru işaretleri de yine kafalarda var. Pazartesi gününü bekliyoruz. Pazartesi gününü Biden'ın önünde olması bekleniyor yasa tasarısının, Mehtap.